Esma ilahi ilimleri ondan dolayı önemli. Kısacası konuya tekrar başa dönecek olursak. Anladınız mı? Allah-u Teala ile alakalı bilgisi, efendim esma ilahileri, Allah-u Teala'nın sıfatlarının bilgisi bir insanda ne kadar çok açılırsa, ne kadar çok bilgisi varsa Allah-u Teala'yı o kadar çok tanımış olur. Bu bilgilerin de çok olabilmesi için İşte esma ilahi dediğimiz o tecellilerin aleminde tecelliler şarttır. Varlıklar aleminde bunların tecellilerini bilmek, görmek, hikmetlerini görmek şarttır. Yoksa öyle işte Esma-ül Hüsna eserlerinde yazıldığı gibi işte Rahman ismi şu 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 demektir, şu kadar da hikmeti vardır. Bir paragrafta okursun, ha bu kadarmış zannedersin. Allah bilginde eksik olmuş oluyor işte. Anladın mı? Oysa bak sonu bucağı yok. Sonsuz tecelliler Esma-i İlahi'dir. Nice nice hikmet ve sırlar barındırıyor içinde. Hani Esma-i İlahi'nin özelliğinden girdik yani değil mi mevzuya? Evet, Allahu Teala azamet ve kibriya sahibidir işte. Ondan dolayı dedik işte Esma-i İlahi'leri bilmek önemli. İşte Rahman ismi gibi, Rahim ismi gibi yani en çok bilinen isimleri gibi. Allah-u Teala'nın bu azamet ve kibriyası, mütekebbir ismi gibi isimler. O vasıfları aynı en azından öbürleri kadar çok dillendirilmiş olsaydı, bilinmiş olsaydı bugün işte o gençler o tarz sorular ne yapmayacaklardı? Sormayacaklardı. Kibriya sahibi olan bir zat, kibriyası en büyük olan bir zat elbette ki kibirli davranır. Kibir sergiler. Yani bizim açımızdan bakacak olursak. Niye? Kibriya sahibi çünkü. Onun için nefise kibir denilen olgu konmuştur. Kibrin beslendiği yer ise kötü bir şeydir. Kötü bir huydur. Anlayabildiniz mi? Bununla mücadele istenir. Buradaki mücadele istenmesindeki en büyük sebep ve hikmetlerin başında kibrin yanlış olan kısmıdır. Yani mahlukata karşı büyüklenme, onları hor görmeye götürdüğü için kınanmıştır kibir. Anlayabildim mi? O özelliğin sana verilmesinin sebebi işte Allah-u Teala'nın kibir sahibi oluşunu öğrenmen içindir. Onun daha iyi anlayabilmen için de o kibir sende olmak zorundaydı zaten. Ama aynı kibirin böyle afet boyutu var. Ne demiş? Mücadele edeceksin. İşte nefisle mücadele edeceksin. Kibiriz. İzhar ettiğin zaman, mahlukatı hor görmediğin zaman, bütün insanlara insan nazarıyla baktığın zaman, insanlara merhametli davrandığın gibi mahlukata, hayvanata, hayvanlara da merhametli davrandığın zaman işte kibrin kötü hasletlerini yenmiş olursun. Ve Allah-u Teala'nın işte azamet ve kibriyasına bağlı olan işte Rahman ve Rahim gibi isimlerin hikmetlerini daha iyi anlarsın. Bak kibriya sahibi bir zat ama onun kibriyası mahlukatı hor görmüyor. Merhamet ediyor bak. İnceliği anladın mı? Rahmet ediyor. Müşkillerini hallediyor. Acıyor. Bak insandaki o kibir olgusu doğru kazanıldığı zaman, izah edildiği zaman seni rahmaniyete ulaştırıyor. Mahlukata aynı nazarla bakıyorsun. Hepsi Allah'ın kulları diyorsun. Çünkü Rahman açısından, Rahman'ın katında Allah-u Teala'nın Rahman ismi açısından baktığımız zaman bir köpek, kedi, insan aynı. Hepsi Allah'ın yarattığı varlık. Onun için hepsinin rızkını veriyor. Ayrım yapmıyor. Sonuçta o rızkı verirken, ayrım yapmazken hepsine beslemiş olduğu tabiri caizse bir sevgisi var. Kulu olduğundan dolayı. Bakın bu tarz işte kibri sen izal ettiğin zaman Allah-u Teala'nın kibriyasındaki o hikmet ne oluyor? Sende de zuhura geliyor.
Onun için işte Rahman ismi sırrının inceliğini anlıyoruz. Mahlukata eşit davranmaya başlıyoruz. Anlayabildiniz mi? İnsanı, efendim, hayvanı ne yapıyorsun? Tek bir cihetten bakıyorsun. Hepsi Allah'ın yarattığı. Yani Yunus'un tabiriyle yaratılanı severim, yaralandan ötürü bir nevi mantığı daha çok hakim olmaya başlıyor. Ama bak kökenine baktığın zaman o nefse konan işte o kötü gibi algılanan o duygudur işte. Emmarenin kötü hasletlerindendir kibir. Ama işte kötü olan kısmı hor görmeye götüren kısmıdır. Anladık mı bu inceliği?